sonuçta söz kendisine gelene kadar aslında üç değerli konuk yargıya dair kendi perspektiflerini ve sorun alanlarını tartıştılar. Ve yakın zamanda da gündemimizde olan başlıkları da örnek vererek. Bu anlamıyla yargı konusunda en hassas kamuoyunun tanıdığı kişilerin başında da Ersan Şen geliyor. Hangi konuyu konuşsak bu stüdyolarda onun hukukla bağlantısını kurarak mesele aslında sorun burada odaklanıyor diye bilinen Ersan Şen bu başlıklarda ne diyor? Şimdi öncelikle bir defa unutmayalım. Bugün Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın şehit edilişinin 93. yıl dönümü. Menemen olayına. Ve iki bekçimizin mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Önemli. Aynen, öğretmen, hocam. Yedek subay 24 yaşında bu memleket ve millet için hayatını vermiş bir insan. O bir. İkincisi ben biraz günün ve anlam ve önemine uygun olsun Mehmet abinin bıraktığı yerden kısaca devam etmek istiyorum. Şimdi esasında konunun başında konuşulduğunda belki duygusallık, uzmanlık üzerinden bazı kavramlar kullanıldı ama hakikaten vatan savunmasında şehit verdiğimiz kınalı kuzuları düşündüğümüzde başka söze gerek kalmıyor. Çünkü bu güvenlik görevlisi değiliz bizler hukukçular. Ama öncelikle bu vatanın evlatlarıyız. Ve bu vatanın evlatları olduğunuzda önünüzde duran böyle hani insanın yüreğine hançer gibi saplanır ya, o saplandığında elbette sarsıcı oluyor. Ve bir tepki ortaya koymanız gerekiyor. Mehmet abi dedi ki orta demokrasi, ileri demokrasi bu kavramlardan bahsetti. Esasında kendisi de yakinen bilir ki dünyada demokrasi şu anda uygulaması itibariyle ki 30 trilyon dolar borçlu ülkelerden bahsediyoruz, palavradır. Dünyada iki tip demokrasi vardır. Birincisi otokratik olanlar. Sandıktan sandığa görüşürsünüz onlarla. Dedikleri olur. Diğeri de kontrollü demokrasi ki bugün dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'sında, İngiltere'sinde olan budur. Tabanla tavan kopuktur zaten. Şu Gazze Filistin meselesinde verdikleri tepkiyi gördüğünüzde zaten son derece çifte standart, son derece itici, tabanlarından kopuk ama bağlı oldukları sermaye gruplarının emirleriyle hareket ettiklerini görürsünüz. Bu Macron'da da değişmez, İngiltere'de de değişmez, Almanya'da değişmez. Buralarda sen, ha benim derdim şu değil. Oralarda onlar yok diyerek biz terk edelim demiyorum. Biz hukukun evrensel ilke ve esaslarını terk edelim demiyorum. Hukuku terk edelim demiyorum asla. Zıvanadan çıkalım demiyorum. Olağanüstü hal ilan edelim demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Ama bir hukukçu olarak ve vatandaş olarak şunu bizim bilmemiz lazım. Devletlerin güvenlik algıları vardır ya. Şu Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milletinin, Türk askerinin emniyetinin başına gelen Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da gerçekleşecek o bize çifte standartta parmak sallayanların verdikleri mahkeme kararlarını çıkardıkları kanunları o zaman görürüm. Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? Hangi hukuktan bahsediyorsunuz? Ben şuna karşıyım. İçeride de bunu tepe tepe siyasete malzeme edip onun üzerinden prim yapmaya çalışanlara, hukuk icat edenlere de karşıyım. Ben samimiyetten bahsediyorum. Benim bahsettiğim samimiyet. Tekrar soruyorum. Bu sorunun cevabını burada veremeyeceğiz ama benim söylediğim şu. Net şuraya not almışım. Benim gül gibi evlatlarım soluyor ya. Ya sen geliyorsun. Bu ülkenin evlatlarının verdiği vergilerle Gazi Meclisi'ne seçiliyorsun. Gazi Meclisi'nde ağzını bıçak açmıyor. Ondan sonra kalkıyorsun. Az eşitlikten, az demokrasiden bahsediyorsun. Hadi oradan. Neyden bahsediyorsun sen? Kimi kimi kandırıyor? Bak ben sorularımı gayet net soruyorum. Ya Batı ya Batı. Şu İngiltere'de, Fransa'da ne hukukunu uyguluyorlar, ne demokrasisini uyguluyorlar. Ben şunu demiyorum. Ülkemde bunları fırsat bilip de demokrasiden şaşalım, hukuktan uzaklaşalım demiyorum. Ama bana Batı'yı örnek vermeyin kardeşim. Bana örnek vermeyin. Oradan çıkıp da kontrollü demokrasi altında faaliyet gösteren iradeleri ipotek altında olanlardan bana örnek vermeyin. Bana hukuku anlat.
Hukukun evrensel ilke ve esaslarını anlat. Doğruları alalım. Ama bana batıdan gelip bir takım mahkeme kararları üzerinden kimse parmak sallayamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafya Anadolu coğrafyasıdır. Bu coğrafya geçmiş tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nu, Selçuklu Devleti'ni, nice hanedanlıkları tarihin derinliklerine göndermiş. Kolay mı bu coğrafyada yaşama? Yaşa da göreyim bakayım. Benim söylediğim çok basitti. Esasında şuydu. Meseleyi, tartışmayı abartmak, kabartmak duygusallık değil. Buna uzmanlık da gerekmiyor. Buna hiçbir şey olmaya gerek yok. Vatan evladı olman yeterli. Vatan evladı olman, acıyı hissetmen yeterli. İnsan orada diyor ki başlarım ben hukukuna. Hukuktan kopalım demiyorum. Ama şunu söylüyorum, resmi kayıtlara göre 12 vatan evladı bizim Mehmet abinin, burada bulunanların, bizi izleyenlerin gezip dolaşması, özgürce istediklerini yapabilmesi, sahillerde tur atıp dolaşabilmesi için canlarını vatan savunmasına orada verdi. Ben buna tepki gösteririm, hukuk üzerinden de gösteririm. Ben şunu söyleme hakkına sahibim. Ya bu ülkenin birliğinin yanındasın, ya da bu bayrağı, bu cumhuriyete, bu millete savaş açıyorsan, bunu açık açık, bu millete, bu meclise açıkla arkadaş. Biz bunu bilelim, herkes yerini bilsin. Bunun üzerinden liberal demokrat olmaya, konuşmaya gerek yok, esip gürlemeye gerek yok. Bana orta demokrasi, ileri demokrasi diye Avrupa'nın çifte standartta uyguladığı, dünyanın büyük kısmını sömüre sömüre bitiremediği, terk ettiği memleketlere örnek vermeyin. Benim tarihim, hukuk onlardan iyi biliyor. Ne örneği veriyorsun bana? Benim bahsettiğim şu kardeşim. Az eşit diyorsun, az demokrasi diyorsun. Bırak diyorum ya, bu cesurca çık millete, meclise söyle. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Benim söylediğim o. Benim söylediğim şu. Bu ülkenin bölünmesini mi istiyorsun? Ha, onu anlayalım. O zaman anlayacağımız dilden konuşalım biz de. Sizin anlayacağınız dilden konuşalım biz. Benim söylediğim şu, demokrasi herkes için önemli. Ama demokraside Eren Bey, kalleşlik yok, pusu kurmak yok, emperyalistlerin uşağı piyonu olmak yok, Şehzait Caddesi yok. Bir derdin varsa gel onu millete, memlekete anlat. Mecliste anlat. Bana pusu kurma. Bana pusu atıp da ondan sonra bana demokrasi, hukuk naraları atma. Ben senin ne yaptığını biliyorum, ciğerini biliyorum senin. Sen ne istiyorsun? Onu bir derdini bir açıklasana. Sen bu vatanın bölünmesini mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Derdin ne? Bu ülkenin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, İç Anadolu'sa, ben İç Anadolu'yum. Aynı sorunlar var. Aynı hukuk sorunları var. Aynı ekonomi sorunları var. Aynı adalet sorunları var. Onlar benim memleketim evlatları. Devlete, askere silah mı sıkıyorlar onlar? Bu nasıl alçaklıktır? Siz bu ülkeyi parçalamak istiyorsunuz. Ondan sonra bana şeyden bahsediyor. Danimarka'dan, Norveç'ten, İsveç'ten, oralardan, buralardan örnek veriyor. Eğer o İsveç'e de geçit verilirse yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Ya şehit olanlara bakın, ya yaşlarına bakın, bakın ya. Empati yapın, yerine koyun. Güvenlik görevlisi, şehit olacak. Yok öyle ya ama. Benim askerim, evladım ucuz değil. Ekmek buldurmazlar. Bak bunun birisini yapsınlar Avrupa'da, Amerika'da. Kalkacaksın sen, o örgüte terör örgütü diyemeyeceksin. Ekmek yiyemezsin, ekmek. Çık da yap bakayım. Hadi. Git de Amerika'nın ortasında IŞİD'i savun. Git de Avrupa'nın ortasında terörü savun. Sana ekmek yedirmezler. Soluğu nerede alacağım belli olmaz. Kalkıp bize demokrasi dersi vereceksiniz. Hukuk dersi vereceksiniz. Hak ve hürriyetler dersi vereceksiniz. Kusura bakmayın. Bu hukukun evrensel ilke ve esasları meselesi değil. Eğer öyleyse ben onun yanındayım. Hocam söyledi. Anayasa Mahkemesi. Doğru söyledi. Yanındayım. Aması fakatı yok. Bir ülkenin Anayasa Mahkemesi kararı vermişse onun içeriğini sen daha tartışamazsın kardeşim. Onu harfiyen, gecikmeksizin uygulayacaksın. O mebusun, o başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı şu anda ihlal ediliyor. Ben bunu da söylüyorum. Herkes de bunu diyor. Ama samimi olun kardeşim, ne istiyorsunuz ya bizden ya? Ne istiyorsunuz bizden ya? Toprak mı istiyorsunuz? Bir karış alamazsınız. Benim askerimi şehit mi ediyorsun? Bunu misliyle karşılık vermek ne demek? Ya size gün yüzü göstermeyeceğiz. O sahada göreceksiniz siz. Eğer benim siyasetçim, beni idare eden bu işi sevk ve idare edemiyorsa, ben kardeşimi etkisi hale getiriyorum, misliyle karşılık veriyorum diyorsa, aynı tas aynı hamam devam ediyorsa, benim garip kurabam, her şeyim,
Çoluğum çocuğum oralarda şehit düşüyorsa bu vatan millet için bizim konuşacak başka hiçbir şeyimiz olamaz. Bu vatan kolay kurulmadı. Eren Bey. Elbette. Gidip baktığınız zaman Kurtuluş Savaşı'na, gidip baktığınız zaman Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, hukuk yok muydu? Vardı, hukuk geldi. Dünyanın her coğrafyasına gittiğinizde hukukun katledildiği günler var. Almanya 2. Dünya Savaşı'nda çok mu iyi sınav vermiş? Fransa devrimlerini yaparken çok mu iyi sınav vermiş? Amerika Birleşik Devletleri iç savaşında çok mu iyi sınav vermiş? Bize ne akıl veriyorsunuz ya? Bizim sizden kat ve kat fazla tarihimiz var. Bu ülkenin 2500 yıllık kara ordusu var. Türk milletin. Neyi, kim kime neyi anlatıyor? Ben geldim size 35 başlıkta hukuk konuşacaktım. Yargının sorunlarını konuşacaktık. Var önümde yazmışım. Sorunları da yazmışız. Çözüm önerilerini de yazmışız. İşte insan hakları eylem planı. Mart 2021'de çıkmış. 2,5 yıldan fazla zaman gitmiş. Hoca bir kısmını söyledi. Ben de buralara yazdım. Yazdın kardeşim. Bina yapıyorsun. Kanun çıkarıyorsun. Yargı anayasa çıkaralım diyorsun. Zaten. Ne yapıyorsun kardeşim? Yeni anayasa önerirse ben de yazdım. Yazarsınız. Uygulamadıktan sonra, hukukun evrensel ilke ve esaslarından uzaklaştıktan sonra, oraları yazıp kağıt üzerinde bırakıp da istediğini uygulayıp istemediğini uygulamadığın zaman. Ama iki meseleyi birbirine karıştırmayalım. Vatanın evladı olmak, ortak sevinç ve üzüntülerde buluşmak başka, haksızlığa karşı durmak, enflasyona karşı durmak, adaletsizliklere karşı durmak, kim olursa olsun, kimliği, ırkı, dini, dili, insan olması yeterli bizim. Onun yanında durmak bambaşka. Ben şunu soruyorum. Bak hodri meydan çekiyorum. Kardeşim hesabınız ne, derdiniz ne? Ne istiyorsunuz? Açık açık konuşun, herkes eteğindeki taşı döksün. Yok o siyasi parti öyleymiş, bu siyasi parti böyle. Değil, bu siyaset meselesi değil. Bunu geçti. Bu millet bunu bilecek. Peki. Bunu anlayacak. Öyle akan kan yerde kalmayacak. Bilmem ne klişe sözlere benim karnım tok. Anlatabildim mi? Bu mesele bitecek. Yok orada Amerika Birleşik Devletleri varmış. Yok orada Rusya Federasyonu varmış. Yok yanı... Kardeşim 100 yıl önce de vardı. Farklı vardı. Sykes-Picot'la karşımıza çıktılar. Fransızı çıktı, İngiliz'i çıktı. Beğenmiyorsun, eleştiriyorlar. Ayıp bir şey. Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte 7 düvele karşı bu ülkeyi kurtardı. Sen ne yapıyorsun? Sen daha Süleyman Şah Türbesi'ni yanında tutamıyorsun. Ne konuşuyorsun bana? Öyle olmaz. Konuşursun. Hukuktan bahsedelim. Yargının sorunlarından bahsedelim. Kalite sorunundan bahsedelim. Eğitim öğrenim sorunundan bahsedelim. Benim içim kana alıyor ya. Benim içim kana alıyor kardeşim. Benim kalbim ağlıyor. Anlatabildim mi? Hiçbir acıyı yarıştırmıyorum. Siz oradaki görüntüleri bir görün bakayım. Orada bir metre önünü göremiyorsun. O insanlar bizim için oralardalar. Şu söyledi ya, efendim maaşını alıyor, güvenlik hizmetini görecek. Böyle bir bakış açısı olabilir mi ya? Bir Amerikan askerinin postalına bir şey oluyor da ya, taş üstünde taş bırakmıyorlar. Ya ucuz muyuz biz? Ve şunu söylüyorum. Bugünden sonra her şey değişecek. Bugünden sonra değişecek. Gelip meclisin ortasında Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, polisine, askerine atıp tutamaz. Göreceksiniz siz. Peki.